mesela çok sinirim bozuldu birinin çekmesi. Okul tanıtım videosuna hoş geldiniz. Rektörlüğümüze başlıyoruz. Rektörlüğümüzden kırmızı halının içerisinden gidiyoruz. Yeni kameramanımız birazcık acemi ama halledeceğiz. Bir tripod değil kendisi. Kırmızı halılar tarafından karşılanıyoruz önce rektörlüğümüzü. Taşbihan'ın içerisinde geldik şu an. Taşbihan'ın içerisindeyiz ama birazdan sanat fakültesine gezerken Taşbihan'ı bayağı gezeceğiz o yüzden. Devam ediyoruz. Orta bahçeden çıkacağız şimdi. Ödüllü yönetmenimiz şu an açı çalışıyor. Orta bahçede beraber insanların beraber oturduğu yer çok bir manası yok. Sadece ne ağaçları var, ne tarafından, bir şeyler tarafından kurulan ağaçlar var burada. Japon sakurası falan var. En son onun videosunu çekmiştim. Devam, gel gidelim. Size birazdan çok önemli bir yeri göstereceğim. Orası da laboratuvar diye adlandırılıyor. Okulumuzun ilk günü laboratuvar dersimiz vardı ve kimse laboratuvarın yerini bulamamıştı. Biz size göstereceğiz. Bu şeyi yapacağız size. Birazdan laboratuvarımızın yerini göstereceğiz. Orta bahçenin girişindeyiz. Şimdi size Fen Edebiyat Ceyblon'un nerede olduğunu göstereceğim. Şurada büyük ev var arkadaşlar. Dönüyorsunuz yemekhanenin karşısında yiyecekler size. Burası laboratuvarımızın olduğu yer. İşte Fen Edebiyat'la alakası olmayan Ceyblon burası C yazıyor koskocaman. Onu bile ilk defa gördüm. Burada bir tuvaletimiz var. Tuvaletin yerini biz okul bitene kadar bilmiyorduk. Şenlik günü gördük birileri buraya giriyor diye. Ne burası diye baktık. Burada bir tuvalet var. Ben hala girmedim. Şu ileride de gizli bir geçitimiz var. Yemekhaneden direkt buraya atlayabiliyorsunuz. Ama demirleri keşfetmeniz için önce burayı öğrenmeniz lazım. Böyle gelin tuvaletten bir yardırın şuraya. Evet, kanalıma abone olabilirsiniz. İnsanlar bana şimdi bakıyor buradaki ama. Evet, bakın yemekhanenin karşısı dedikleri yer. Burası da şu an yemekhanedeyiz. Ve karşısı cidden Fen Edebiyat Fakültesi. Garip. Şurada bir Yıldız Store'umuz var. Yanında Starbucks var. Lütfen Starbucks'a gidin de büyük evi boş bırakın. Biz çalışabiliriz. Şurada da yemekhanemiz var. Ben dün 4. kere zehirlendim. Ama prenses mideli olduğum için siz hepiniz aynı değilsinizdir. Yemekhaneden beslenebiliriz. Kendisi 2.80 ile işliyor. Evet, yemekhanenin içine de girmek istemiyorum. O yüzden yemekhane videomu izleyebilirsiniz içini görmek isterseniz. Evet, devam. Burası büyük ev. Şu an en pahalı kafemiz burası. Orta düzey kahvesi varmış yerimin söylediğine göre. Ben daha hiç kahve içmediğim için bilmiyorum. Ama pahalı yerimiz burası. Ucuz kafelerimiz de var. Mesela şurada bir tane neydi buranın ismi? Hokka. Hokka. Orada Hokka bir kafemiz var yemekhanenin içerisinde. Oraya uğrayabilirsiniz. Orası ucuzluk kısmından iyi. Birazdan Yıldız Kafe'ye gösteririz. Orası da gayet iyi yemek yapıyor. Burası tarihi ama arada bir etkinliklerimiz burada oluyor. Bazı konferanslar oluyor. Hocalar ikide bir ödül alıyor burada falan. Buranın içinden videolarımız var. İrem'le katıldığımız bir etkinlik vardı çünkü. Oradan etkinliğimizi içine koyarım yani. İçi böyle saçma sapan bir yer ama güzel teknolojik bir yer. İşletme fakültesi buradan daha güzel, öyle söyleyeyim size. Neyse, bu arada şurada bir bank varmış. İrem çok iddia etti oraya gidelim diye. Gidip bakacağız şimdi. Evet, gizli bankamıza doğru gidiyoruz. Ben daha hiç gitmedim. Ben daha kütüphaneye de hiç gitmedim bu arada. Ona da beraber gideceğiz. Gördüm ben burayı bu tarafta. Daha kimse yok. İşte ben sana diyorum. Biz niye buraya gelmedik madem? Kanka ben sana diyorum, mükemmel bir yer burası diye. Esiyor, şey var. Hatıra mı ne diyorlardı bu şeyleri yaptığımızda? Evet. Böyle bir yani. Elektrik elektronik fakültesi manzaralı. Tüm sınavlarımı elektrik elektronikte girdim. Hala buraya gelmemişim hiç. Burası Fen Edebiyat'a çıkan yolun. Fen Edebiyat'a doğru gideceğiz şimdi. Sonra kendi fakültemize Kimya Meteoroloji Fakültesi'ne bağlanacağız. Çünkü iki fakülte arası bağlantımız var ve çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Evet, Fen Edebiyat'ı neydi bu? Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığına geldim. Birazdan şurada Fen Edebiyat Fakültesi'nin derslikleri var. Devam. Oraya girmeyeceğiz ama bir kendi fakültemize gidelim. Sonra içeriden geçip biz size içeriden nasıl olduğunu göstereceğiz. Poz ver, poz ver. Kapak fotoğrafı. Şunu çekebilirsin kanka. Çok güzel bir yolumuz var. Sadece güzel olan tek yer burası çünkü. Evet, devam ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bizim kendi fakültemiz var. Evet, kendi fakültemiz olan Kimya Meteoroloji Fakültesi. İçerisi bir o kadar kötü olmakla beraber neydi oranın ismi? Maze'in Türkçesi neydi? Ne? Labirent. Labirent olarak geçiyor bizim okulda. Çünkü içerisi çok bir dolambaçlı bir yer yani. Nereden girip nereden çıktığımız belli değil. Gerçi elektrik elektronik de öyle. Neyse, şu tarafta bir Yıldız Kafemiz var görmüş olduğunuz üzere. Yıldız Kafe okulumuzun ucuz diyemem ama orta dereceli bir kafelerinden biri. En azından yemekleri güzel. 28 liraya tavuk dünya menüsü alabiliyorsunuz, öyle diyeyim size. Şuradan bir tane daha girişimiz var.
Evet, şu an burası fen edebiyata bağlanan yerimiz yani. Biz buradan, daha doğrusu fen edebiyattan buraya geçiyoruz. Aslında bir yer daha var. Bizim kafenin ismi neydi? Yıldız. Maçkal mıydı? Ha, Maçkal. Ha, Maçkal diye bir tane kafemiz var buranın içerisinde. Şu an burada kalmıyor. Onun içinden de fakülteye girişimiz var. Biz fen edebiyat girişlerinde genelde onu kullanıyoruz ama buradan da bir bağlantımız var. Şu an o bağlantıdan gideceğiz fen edebiyat. Şurada Maçkal kafemiz var. Maçkal kafesinin içerisinden şimdi size fakültenin içini gezdiririz ama şuradaki otopark gibi yer olan yerden de fen edebiyatın içine bağlanıyoruz. Yani ringden indiğinizde fen edebiyatın önünden iniyorsunuz. Sonra içine giriyorsunuz. Şuradan bağlı bizim fakülteye gidiyorsunuz ki kolaylık oluyor. Şimdi Maçkal'ın içerisine gireceğiz. Ve fakültemize gireceğiz. Tamam. Arkadaşlar, o az önce gördüğünüz yangın merdiveninden eğer girdiyseniz çıkamazsınız, dışarıdan birinin açması lazım, haberiniz olsun. Dışarıda atlamayı kaldırın diye. Laboratuvarda söylemeyi. Biz kimyacılardan ayıran şey dolabımız olmaması. Zavallılık çekiyoruz. Bize de dolap yok. Biz de kimya mühendisiyiz. Bizim de deneylerimiz var. O yüzden her seferinde eşya taşıyıp durmak zorunda kalıyoruz. Lütfen buradan bir dolap talep ediyorum. İrem parmağı çıkıyor. Neyse, dolap talep ediyoruz. Yani bu videoyu izleyen eğer bir rektör gibi birileri varsa lütfen bize de dolap yapın. Bu arada bilgisayar sınıfları yukarıda. Bir de şurada başkanın yanında bir tane bilgisayar sınıfı var. Bulamazsınız, haberiniz olsun. Orada bir laboratuvarlar varmış. Ben kayboldum da siz de kaybolmayın. Söylediğiniz göstermemiz lazım. Umarım içeride bir şey yok. Burası ilk girdiğimizde en güzel tuvaletlerden birisi. Diğerleri çok kötü ama kimya meteoroloji fakültesinde peşede yok, haberiniz olsun. Sadece elektronik var. Bir de taş binalar var. Basit buradan haberiniz olsun. Yoksa bulamayacaksınız. Fen Edebiyat Fakültesi'nin içerisindeyiz. Burası B-Blog. Bütün derslerin olduğu yer büyük ihtimal burası. Şurada bir gençlik merkezi diye bir yer var. Sevgili arkadaşlarımız keşfetti burayı. Ülkücülerin buluşma noktası gibi bir yer. İçeride büyük sessizlik ve büyük bir karanlık aura dönüyor. Yani benim arkadaşım kaç yıldır bu fakültede okuluyor. Benden öğrendi böyle bir yerin olduğu. Girişte olmasına rağmen öyle diyorum. Yani size kimse bilmiyor burayı. Burada bir tane kafe var. O kafeye girmeyin. Yani güzel değil o kafe. Burayı baştan uyaralım. İçeriye girmemize gerek var mı? Gel bir de içeriye gösterelim. Şimdi derslikler de şu an var. Yaz okulundayız şu an, o yüzden herkes derste. Bir tane sınıfı bulduk, her yerde ders vardı. Şu an burayı bulduk. İşte burası matematik dersliği. Burada sınıflar oluyor falan böyle. Yani burası çok yine bizim fakülteye kadar rahat bir yer gibi kalıyor. Bizim fakültenin içini gösterebilseydim keşke size. Bizim koltuklarımız böyle dik. Yani eğer sınava girerseniz kayacaksınız. Kaydırak gibi bir sınıflarımız var. Neyse, burası yine iyi, böyle çoluncu falan. Dershane gibi bir yer burası. Bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki ve üst kattaki tuvalette de tuvalette birbirine atışan yazıyla insanlar var. Gelin ve duvarları okuyun. Sadece bunun için gelebilirsiniz bu tuvalete. Yine penceremiz yok tabii. Bu kadar aynı şey gibi. Ne fakültesi? İktisat mı? Burada bir yol var arkadaşlar. Burada ringden burada ineceksiniz. Ringin son durağı burası. Burada ondan sonra buraya bağlanıyorsunuz. İşte böyle giriyorsunuz buraya. Sonra oradan isterseniz kimya meteoroloji fakültesine bağlanıyorsunuz. Şurada bir iktisat fakültesi var. Oraya gideceğiz. Daha hiç içine girmedim. Önüne kadar girdim de daha hiç içine girmedim. Ben de. Burası işte ringin son durağı. Şurada ringe binme yeri var. Saat başı ring geçiyor. Daha buradan bir ringi yakalayabilmişliğim yok ama. Şimdi iktisadi ve idari bölümlere geliyoruz. İrem araba çarpacak ya. Sana kameraman olacağım diye. Buradan şöyle bir şey söyleyebilirim. Seçmeli dersi sakın buradan almayın. Kalırsınız. Bunu bize üst sınıflar söylüyordu. Bazı insanlar inanmıyordu. Ben inananlardan yanayım. O yüzden yoga ve anatomi aldım. AA ile geçtim. Bu derslikten kim sınav aldıysa hepsi CC ile DC ile kaldı. Yani görürsünüz gününüzü benden uyarmasın. Burada bir kafe vardı. Biz CC çok doluydu sınav günü. Gelememiştik de. Oradan biliyorum. Yoksa için gel ya, içini merak ettim. Cidden hiç gezmemişiz. Burası güzel bir yere benziyor yani. Hayır, daha güzel, baksana. Bu ne abi? Burada ne ders var ki? Hangi bölümler var ki? İktisat falan herhalde. Çok yapmış oldum. Ha, siyaset bilimleri falan var, gel bakalım. Öyle mi?
şey fen edebiyatla oynamasın bu kadar içten bak göstersene. Allah aşkına şu teknolojiye bakar mısın? Kanka burası daha az gibi dersin. Oha! Buranın tuvalet kontrolünü yapmamız lazım. Gerçekten tuvalet kontrolü. Yatay geçiş yapalım ya. Ay sınıflar nerede? Burası da... Gide bir koltuk rengi değişiyor pardon. Bak işletme falan. Tuvalet nerede? Kontrolünü yapmam lazım. Burada bak. Ha. Kanka çok kötü bir yere kalk. Beğenmedim. Sen de çok... Dur bak. Bakayım peçete var mı? Peçete yok. Tamam nasıl her yer gibi. Elektrik elektroniği benziyor. Hiç dışı öyle benziyor. Hiç... Ama yine de siz buradan ders almayın. Sen istersin bunu. Yani. Bilgisayar adamı. Bizim sınava girdiğimiz bilgisayar odalarını görseniz var ya. Acırsınız bizi acırsınız. Şey Windows hala kullanıyor olay. O neydi? MATLAB 2007. 2007 kullananlar yetmiyormuş gibi Windows Explorer muydu şey hala kullanıyoruz biz onu bizim okulda ölmedi. Bir fakültenin dışına bakın bir de içine bakın elektrik elektronik fakültesi gibi içi var. Şurada elektrik elektronik fakültesini görmüyorsunuz ama göreceksiniz birazdan. İçinin farkına bak dışının farkına bak böyle bir dedik yok. Kapısına geldik A kapısından daha küçük. Okey olarak 101'e gitmek isterseniz Esenler şurası. Galiba neydi şu PSM yurdu muydu? Ha aynen onun ilerisinde. Eğer erkekseniz ve PSM yurdundan kalıyorsanız bu kapıdan girmeniz gerekecek. Al kapına girme yani nasıl giriliyor bilmiyorum bunun dışında. Bu rezilliği de görün istedik. Çocuklarla beraber aynı okuldayız. Yemekhaneye bir bakıyorum 5 yaşındaki çocuklar gözüm bozuk mu diyorum ama değil. Burada bir camimiz var gördüğünüz üzere. Daha biz hiç girmedik tabii yine de. Yine girmem büyük ihtimal okul bitene kadar. Arkamda da gördüğünüz kırmızı yer senede, pardon 4 senede 40 kişinin aldığı kırmızı yurdu. Eğer çok şanslıysanız buraya girebilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer çok şanslı olsanız bile gece dışarıya çıkamayacaksınız. Çünkü köpekler sizi kovalamak için her şeyi yapacak ve hiçbir şekilde size izin vermeyecek. O yüzden bol şanslar eğer burada kalıyorsanız. Şurada bir inşaat var. Ben okula başladığımdan beri kütüphane yapılıyor buraya. İnşallah bitişini göreceğiz. Büyük ihtimal biz okulu bitiririz. Biz nereye okulu bitiririz? 7 yıl sonra falan görürüz biz buranın bitişini. Şeyler neydi? Buradan mı gideceğiz? Gel. Bu tarafa doğru devam edelim. Size eğitim fakültesini göstereceğiz birazdan. Burası eğitim fakültesi dıştan gözüken galiba en güzel fakülte burası. Hiç içine girmedik. Yani nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Yine bir şu an bu video sayesinde girmiş olacağız. Şu spor salonunu gösteririz büyük ihtimal. Şurada da bir spor salonumuz var. Dur geleyim göstereyim. Ama içeri giremeyeceksiniz köpekler nedeniyle. İçine giremeyeceksiniz. Benim sabah 8'de burada yoga dersim vardı. O yüzden o videolardan belki kaldıysa içini gösteririm size nasıl bir yer. Sadece basketbol falan yapıyorlar orada. Neyse biz bir eğitim fakültesine girelim. Nasıl bir yer, nasıl olaylar dönüyor bir göreceğiz. Özyeğin Üniversitesi'ne benziyor buranın içi. Özyeğin'e hiç gittin mi? Hayır. Aynısı bak sana yemin ediyorum ya çok merak ettim. Özyeğin'de okuyan varsa aynısı arkadaşlar. Sana bak siyah siyah çok havalı duruyor eğitim. Nereden girelim? Şu kapıya girelim mi? Ne Starfish. Müthiş isim yalnız. Yaratıcılıkta sınırı yok. Dur ya ben şu an dolanım herkes giriyor. Elektronik benziyor. Kanka saat teknolojisi var. Burada saat gösteren bir yer. Gel tuvalet kontrolü yapalım. Çok güzel. Ayna var, boy aynası var. İnanamıyorum. İçeride bir geçit gördük buraya doğru gidiyoruz. Geçerse bayağı elektrik elektroniğe benziyor. Bizim bölümü niye benzetmediniz ya? Ben anlamadım. Labirent gibi bölümümüz de. Hastaneler, mediko merkezi bilmem ne. Hiç gelmedim buraya. Bilgi teknoloji ve siber güvenlik diye bir şey var. Şurası da galiba şey bu. Bedavaya mı ne? Sağlık şeyleri yaptırdığını. Hiç görmemiştim. Kulüpler Vadisi'ne çıktık. Gel buradan Kulüpler Vadisi'ne gidelim. Burası işte ilk ve son kere geldik. Bir arkadan göstersene görelim. Eğer hasta olursanız buraya gelebiliyorsunuz galiba öyle biliyorum. Okula geldiğimde bana söylediler de burada olduğunu bilmiyordum. Hiç kimse yerini söylememişti. Neyse gelirsiniz artık. Bak şurada giriş var. Birazdan Kulüpler Vadisi'ne bağlanacağız. Kulüpler Vadisi dediğimiz yer konteynerların içinde kulüplerin yaşadığı bir yer. Kutal dubilikler hala duruyor. Hani? Orada yoktuk yazıkları. Burası kulüpler vadisi işte. Şurada bir şehir kulübü var onu biliyorum. Şurası da müzik kulübü bir onu biliyorum.
Ay gezi kampçılık da vardı, onu da biliyorum. İşte böyle konteynerler, içini gösteremiyoruz çünkü kulüplerin hiçbirine üye olmadığımız için herhalde. Anahtarlarımız falan yok. Benim var. Eyvallah. Kimtek'te ben de üyeyim de attılar beni Kimtek, buradan da saygılar. Bir işe yaramıyorlar zaten Kimtekçiler de burada. Bir saniye ya, Kimtekçiler benim arkamdan konuşuyordu. Arkamdan konuştuğunuzu duydum. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Size öyle söyleyeyim. Full tüm workshoplarda kendi şeylerini alıyorlar önce. Kendi bağlantıları olan kişileri alıyorlar. Kimtek üyelerini bile almıyorlar. Bana bir kere şans eseri çıkmıştı Kimtek'in workshopu. Ve işte bu komite başkanı seçildiğinde tüm kulüplerde var bu gerçi. Asla çalışan kişiyi seçmiyorlar. İşte kimle bağlantınız varsa onları seçiyorlar. O yüzden kulüp seçimleri de bir ayrı böyle şey ya. Bizim ülkenin seçimlerinden farkı yok, öyle diyeyim size. İnanılmaz bir şey yani. Kimseye üye olmayın. O kulüpten nefret ediyorum. Başka bir şey söyleyemeyeceğim yani. Beni de attılar zaten. Ben de olmayı sevmiyordum. Bir daha da girmem yani. Umurumda değil Kimtek. Sevmeyen çok fazla arkadaşım var. Onların sesi olmak istedim burada. Şurada tenis kortumuz var. Badminton oynayanlar görmüştüm zamanında. Buraya hiç de girilebiliyor bilmiyorum. İşte tenis kortları var burada. Tamer Hoca'nın bir tenis oynadığını görmüştüm burada. Şurası kapalı spor salonu. Aynen, orası kapalı spor salonu. Yoga dersim orada olmuştu. Bak, köpeklerin yuvası orası. Sabah beni burada o kadar çok köpek kovaladı ki size anlatamam. Eğer yemekle... Aa, şurada yüzme havuzu var, onu gösterelim. Şurada da kapalı yüzme havuzu var. Swimming pool. Yedin sen. Az önce biri benimle konuştu, dedi ki nereye gidiyorsun dedi, işte bölümün ne diye sordu bana, yabancıydı. Yemekhanenin ismini unuttum. İşte İngilizceyle kendinizi nasıl ifade edebileceğinizin kanıtı. Önce yemek yiyeceğim dedim, asla anlamadı yani bir şey. Diyor ki ha, eat eat diyor. Ben de dedim ki eating center'a gidiyorum dedim. Yani eating center demedim, ne dedi, eating department'a gidiyorum dedim. Eating department'a gidiyorum dedim. Asla yemekhanenin İngilizcesini söylemedi bana. Burada basketbol sahamız var, spor salonu içinde kapalısı var işte. Burası tuvalet mi? Ne orası? Sanırım. Soyunma odası da olabilir. Şurada da işte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün mü ne bilmiyorum. Orada da bir futbol sahası var işte. Yemekhanenin önüne geri geldik şimdi arkadaşlar. Eating Center. Eating Center. Şurada hemen... Amerikan futbol sahası var bir de işte. Aa, aynen, burada Amerikan futbol sahası var. Bir tane koşacaktım da zehirlendim. Zehirlendiğim için yine gelememiştim. Hiç koşmadım yani. Burada yarışmalar oluyor mu onu da görmedim. Neyse, birazdan 101'i göreceksiniz. İçerideki tek marketimiz bu. Ve çok fazla şey kapsamıyor 101, yani büyük 101'ler gibi içinde her şey yok. Bir daha geçtiğini göremeyeceğiniz. 41 AT'yi görürseniz binin arkadaşlar. Ücretsiz, İstanbul'a bağlı olmasına rağmen. Eğer okulun içinden binerseniz ücretsiz tabi. Binin, ona geçin yani. Bulursanız büyük şanslısınız. Mesela şu an ringler çalışmıyoruz okul var diye. Ama 41 AT'yi görürsek biniyoruz. Ama görmemiz birazcık imkansız gibi bir şey. Şu an su alacağız, o kadar terledik ki İrem'le beraber. Buz gibi bir suya ihtiyacımız var. Sen ne istersin Hamidi yatağa? Hiç fark etmez. Gel İstanbul'u belirleyiz. Biraz hayat alalım. Zenginsin. Kanka çekme artık. 41 AT arkadaşlar. Şurada da bankamatiklerimiz var. Para çekmek isterseniz burada. Sanat tasarıma geldi. Burada kapıdan çıkan her kişiye kıskanabilirsiniz. Çünkü çok tarz giyiniyorlar. Burada çok tarzda giyen başka birileri yok zaten galiba. Bu fakülteden çıkanlara özenebilirsiniz. Şurada parlak bir cam var, onun önüne gideceğiz. Gerçi benim videolarım var, onları da koyarım buraya. Burada sergi olduğu zaman video çekmiştim, onları da izlersiniz. Piyano sesi görürseniz oraya doğru gidin. Orada da bir piyano sınıfı gibi bir şey var galiba. Şu an işte taş binanın içerisindeyiz. Birazdan ışığın olduğu yere gideceğiz. Şurada fotoğraf çekilen çok kişi var ama biz daha çekilmedik. Hayır, bu farklı bir ışık. Şurada da ışık var. Bu mudur yani o kadar konuştuğum? Işık. Pavyon. Burası nasıl inşaata bağlanacağız? Biz yanlış yere mi gidiyoruz şu an? Kanka, taş binan bitiyor şurada herhalde. İyi de sanat tasarımının girişinden bağlantı olmasın lazım. Nereye? Çıkış şey... Kanka, bu tarafa gideceğiz. Sen yürüdün buraya kadar. Nereden çıkacağız biz? Hayır, şey, ringleniyorlar ya sanat tasarımın girişini, hatırlamıyor musun? Tamam, şu tarafa yürüyeceğiz tamam, ya. Tamam, diğer tarafa yürüyoruz. Hayır, bina bitti çünkü. Birlikteki elektronik mantığı yeni videomuz. Ben burayı ilk defa görüyorum ha. Oha, gelmek istediğimiz yerden çıktık. İnanamıyorum, buradan mı giriyorlar bunlar? Elektrik elektronik fakültesi de böyle. Zeminden gidiyorsunuz, elektrik girmedik gerçi ama yani. Gelirseniz görürsünüz.
zeminden giriyorsunuz elektrik elektroniğin içine. İki kat sonra çıkıyorsun. Sonra iki kat çıkıyorsunuz, zemine ulaşıyorsunuz. Bunu gelip bu mimariyi tatmanız lazım. Başka türlü öğrenemezsiniz. Ya öyle bir evim var ki. Şuraya çektim. Oha, buradan giriyorlarmış demek ki. Kaç yıldır okuldayım ben, ilk defa gördüm. Kaç yıldır okuldasın? İki. Burası en karışık fakültelerden biri. Hazırlık Türkçe, sınavına burada girdim ben. Benim Türkçe sınavlarım buradaydı. Yani F bloğu bulana kadar canım çıktı. Yukarıdaki köprüler asla çalışmıyor. O yüzden böyle yaya gitmek zorundasınız. F bloğu bayağı bulamamıştım. Şimdi girelim. Şu an F bloğunun önünden çıkacağım. Burası benim uzmanlık alanım, ben şimdi girelim. Şöyle gösterelim. Burası işte inşaat fakültesinin 10 fakültesi. Blok. Niye bu kadar blok var? Diğer fakültelerde yok bu kadar. İnşaat fakültesi tehlikeli giremez diye bir tane tabela vardı. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bulursam gösterirdim ama yok. Nerede o acaba? Bu arada patlayan yer tam şurası. Hayır, orası değil, başı. Tamam işte. Yargı dizisini izlediyseniz neydi? Yekta'nın sahtedildiği. Sen koyarsın araya. Orası. Keşke bizim fakülteyi patlatsalardı ama burayı patlattılar işte. Şurayı patlattılar. Bak, hatta oraya geldiler. Tamam, arabadan çıktı kadın şuradan. Aynen bak, şuraya geldiler, hatta ben şu okulumuz filmcilere verilmiş durumda. Bak burada arabada durdular eminim ben. Şurada tamam işte burada durdular. Şurası sahneyi patladı. Sahneyi atacağız biz size. Tamam. Şurası patladı. Her yerde bak, her yerde bizim okulumuz var ama. Kütüphanede bir Bulgar filminde hastane olarak kullanıldı. Aynen. Birazdan Hatice Sultan'ın sarayına da gideceğiz. Yani muhteşem müziğin özü orada. Alen Silkin'in klibi de burada çekildi bu arada. Hayır, o burada çekilmedi. Tam taş binada yani. Taş şey, rektörlüğün orada çekildi. Tam taş binada diyorum sana. Bizim gibi mühendisseniz işinizin olmayacağı yer Teknopark'a giriş burada. Asla gidemem oraya. Ya okulun yarısını Teknopark kaplıyor ama o kadar büyük bir yer. Ziraat Bankası falan şeyleri var, bir kere gittim de. Neyse, orada gizli bir yer vardı, söylemeyeceğim size. Yani gelip kendiniz keşfedin bana be. Burası yabancı diller yüksek okulu. İşte hazırlık okursanız buraya geleceksiniz. Ben online okudum, o yüzden gelmedim. İrem Çince ders almış burada. Online aldım ben. Bir tanesi, yüz yüze oldu. Eğer dil dersleri almayı başarabilirseniz yine gelirsiniz ama dil dersleri hemen tökülüyor seçimlerde. Ben yani yoga ve anatomi aldım, o yüzden şimdi açıkça bir yemin ediyorum. O file gibi yeri çok merak ediyordum. Herkes paylaşıyordu. Bir havası yok ya. Kanka çok güzelmiş. Hiç abartıldığı kadar yok. Saçmalama, bizim fakülteden güzel. Şu file gibi yerde yukarıdan anlarsanız belki görmezsiniz. Galiba o yüzden koymuşlar. İrem, ay söyle. Temmuz. Aa, saati gösteriyor bak. Vay be, teknolojiye bak sen. Bak, 15 ile 16 arasındayız tam. Çalışıyor arkadaşlar. Teyit de onaylandı. Burayı çek kanka, lazım olur. Yürü yürü bitmiyor var ya. Şimdi Hatice Sultan Sarayı'na gidiyoruz beraber. Ona da merhaba diyeceğiz. Muhteşem yüzyıl. Pargalı'nın sarayı işte. Pargalı değil mi? Bak, bu kadın şey, Sultan Alatıcı, Pargalı sonradan görme. Size bu arada Orta Çağ zindanlarını göstermenin, daha doğrusu bu İstanbul 7 kule mi ne, onları birbirine bağlanan tüneller var hatta Orta Bahçede. Ama iznimiz yok tabii ki girmeye. Hayır, öyle. Mühürlemişler. İşte iznimiz yok. Ben girerdim de yok yani. Otağı yağıyım. Evet, buranın adı Pargalı'nın sarayı falan da değil, otağı yağıyım. Biz bir kere buraya girmeye çalıştık, aslında giremedik, her yer kapalıydı ama burada konferans falan bir şeyler yapıyorlar galiba. Kanka hayrat var. Su akmıyor oradan, ben denedim. Evet. Bir daha dinleyeceğim. İşte şuradan atmadı mı kadın kendini? Aynen şuradan attı. Filmciler giriyordu, biz niye giremiyoruz ben anlamadım. Merak ediyorum ben belki. Şimdi Osmanlıca mı yazıyor da ben buraya geldim de bunları okumadım. Yok kanka, yok, çalışmıyor. Su koyun be. Bakın şurada bir şey, sandalyeler olması lazım. Ben bakmıştım bunun içine. Gözükmüyor sanırım da. İçerisi berbat halde. Aa bak, buradan gözüküyor. Telefonu düşünmem yok mu? İçerisi böyle diyor. Ne bileyim, tarihi şeyler falan var. Şimdi böyle gel. Kapıyı açamıyorsun tabii ki. Ya açık unuttularsa? Yok kanka, biz çok denedik. Şey olmuş, sandalye olması lazım. Bak, burada konferans yapıyorlar. Aha, yemin ediyorum açık. Arkadaşlar işte burada konferans yapıyorlar. Tabi bizi almıyorlar. Oha, ben o evi ilk defa görüyorum. Çok iyi yer.
Kanka burası zamanında saraymış zaten. Saraydı. Hatice Sultan böyle mi çekti burayı? Böyle bir yer değil. Burası yemek odası mıydı? Şurası işte. Sanki burası da vardı dizide. Oha ben böyle bir yerde. Oha! İşte benim mekan. Çok iyi. Burada muhteşem yüzyıl çekildi. Hürrem falan buralardaydı. Gerçi şey geldi mi? Geldi Meryem Üzerli'de. Geldi. Hatırladım. Yemek sahnesi burada çekilmişti. İşte Hatice Sultan şuradan attı galiba kendini. Bir yerden attı kendini ama öldü galiba değil mi? Hayır ya. Hatice Topkapı'da attı kendini. Eminim kanka. Ben izlemedim zaten. Ben izledim. YKS'de 2'de bir muhteşem yüzyıl videoları karşıma çıkıyordu. Bu arada YKS'ye kim girerse çok ciddiyim yani muhteşem yüzyıl videoları karşılarına çıkıyor. Ben şeyden şüpheliyim. Bu videoların altına etiketi şey YKS diye yapıyorlar da o yüzden herkesin karşısına çıkıyor. Ciddi bir çıkma var yani. Okul işte devam ediyor böyle bir yer burası da. İrem yoruldu. Ben yine de çekmek istedim. Burada bir girişler falan var. Sarayda fotoğrafımız olmasın mı? Burası niye sadece vektörlüğün? Onu bilmiyorum yani. Neden vektörlüğün? Oha! Buraları göremezsiniz ama siz. Bakayım bu kapı açık mı? Bir yerde açık bırakın ama değil mi? Evet İrem şu an size Otağlı Hümayun'un ne amaçla kullandığını okuyacak. Hadikatül Cevami'ye göre Davut Paşa 1483'te ilk kasrı yaptırmış olmalı. Kanuni İsmi Ters Beyman'ın da mevcut kasrıyı yıktırıp yeniden yaptırdığı sanılmaktadır. Bir başka kaynağa göre ise 1596 yılında 3. Mehmet Eğri Haçova Zaferi'nden bu kasrıymış ve kutlama töreni de burada yapmış. Çok eski bir yer yani burası. Süleyman'la bağlantılıymış ama yani sonuç olarak. Gerçek muhteşem yüzyılda da çekilmiş. Aynen doğru yerde çekmişler. Bilgi düzeltmesi yapmamız lazım. Biz İrem'le Hatice Sultan buradan atlıyor sanmıştık. Sonra bir tartışma içerisine girdik. Topkapı'dan mı atlıyor, buradan mı atlıyor diye. Ben Topkapı'yı savundum. İrem burayı savundu. Sonra gitti YouTube'dan video izledi. Hatice Sultan kendini zehirleyip ölmüş. Ama burada ölüyor sanki. Ama burada ölüyor. Yani işlemeler aynı. Tamamen burada ölüyor. Yani ben bizi atlayan diye yani Sena'ya buradan saygılar. Biz atladığını bilmiyorduk. Ben gerçi izlemiş olmam lazım ben o bölümü. Izlemedim. Ben ama hatırlamamışım. Burası konferans salonu. Burası işte kütüphane. Ben daha bakın buraya adımımı yeni atıyorum. 2 yıldır okuldayım. İlk defa içine gireceğim. İrem bir kere girmiş ama ben ona bile girmedim yani. Bakacağız şimdi nasıl bir yer. Sen kalk mı bakacağız? Evet evet. Of! Burası zamanında Bulgar Hastanesi'ydi. hayır. Öyle dizi. Hangi diziydi acaba? Film. Ne fark eder? Tuvalet böyle bir yermiş. Oha en iyi tuvalet burasıydı. Kütüphane güzel gelmiş. Biz niye bunca zamandır gelmedik? Yani sorguluyoruz İrem'le. Ama evimiz uzak. Zaten yine de gelemeyeceğiz. Şimdi A kapısının önüne doğru gidiyoruz. A kapısından başlamadı video çünkü İrem'in yanına gitmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz kameramanım şu an parmağı uyuşmuş durumda. O yüzden ben çekmeye devam ediyorum videoyu. A kapımızın çirkinliğini de göreceksiniz birazdan. Neyse orada anlatırım. Şu an ringleri beklediğimiz yerdeyiz. Buradan ring bekliyoruz. Burada bayağı bir sıra oluyor dönmeli sıra. Eğer kendinizi cesaretli görüyorsanız tırmanabilirsiniz. Sıcaklarda veya soğuklarda. Biz yaptık çoğu kez. Acıtıyor ama sonradan alışıyorsunuz işte. Böyle arkamda görebilirsiniz. Burada binler var. İşte paranız varsa kullanırsınız. Aslında A kapımız Prag Teknik Üniversitesi'nden özeldiler. Burayı da yaptılar böyle. Ama böyle saçma sapan bir kapı. Hatta okulu uyuşmuyor. İşte böyle bir okulda arkadaşlar. Daha gezecek çok yer vardı ama biz gezmedik çünkü yorulduk artık. Yeter ben bu videoyu editleyeceğim. Öyleydi yani okulumuza gelmek istemezsiniz büyük ihtimal. Çünkü Esenler'de mutlaşan Bağcılar. Başka ne kaldı? Güngören. Gelmeyin okula Beşiktaş'ta değilseniz. Böyle bir tavsiye verebilirim size.